Gerçek acının son aşaması olarak gördüğüm ölüm fikrini çok sevdim. 1870 Washington doğumlu seri katildir. 5 yaşındayken babası öldüğünde onu bir yetimhaneye yerleştirdiler. Burada geçirdiği çok sıkıntılı 2 yıl onun psikolojisini bozdu. 7 yaşına geldiğinde annesine teslim ettiler. Ancak korkunç baş ağrıları çekiyordu. Liseyi bitirdikten sonra ülkede yolculuk yapmaya ve ufak tefek işlerde çalışmaya başladı. Bu durum ona suç işlemek için mükemmel bir fırsat sunuyordu. 1910 yılında işkenceler eşliğinde ilk cinayetini işledi. Kendisine kurban olarak kolay hedef olan çocukları seçmişti. 1920 yılına kadar yolculuklarını devam etti ve izini kaybettirdi. Yolculuk yapmaya devam ederken arkasında birçok kurban bırakmış olabilir miydi? Kurbanlarına acı çektirirken aynı zamanda kendisine de işkenceler yapıyordu. Örneğin kasıklarına toplu iğneler batırıyordu. 1910'da başlayıp yakalıncaya kadar cinayet işlemeye devam etti. 1932-1934 arasında kurbanlarına ve kendisine işkenceler ve yamyamlık yaparak işlediği 4 cinayet ona Brooklyn Vampiri unvanını getirdi. Onun cinayet sayısı kesin bilinmemekle beraber en az 15 olmasından şüphe duyuldu. Albert Fish'e Amerika'nın öcüsü adı verilmiştir ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Sevimli bir ihtiyar görünümü altına gizlenmiş bu korkunç yamyam tüm ebeveynlerin karabasanıydı. Çocukları hoşlarına gidecek bir vaatle kandırarak ortadan kaldıran bir iblis. Halkın ilgisinin Fish'e dönmesine neden olan suç ise 1928'de Grace Watt adında 12 yaşında sevimli bir kız çocuğunu kaçırıp öldürülmesiydi. Ebeveynleriyle arkadaşlık kurmasının ardından Fish, şeytanca bir yalan uydurdu. Yeğeninin doğum günü partisi olduğunu söyledi ve Grace'in gidip gitmek istemediğini sordu. Yürübüyük görünen bu ihtiyar adamın bir canavar olduğunu bilmelerine hiçbir imkan olmayan Bay ve Bayan Watt daveti kabul ettiler. Güzel kıyafetlerini giyen güven dolu küçük kız Fish ile birlikte yola koyuldu. Fish, onu New York City'nin kuzeyinde, yakınlarda hiçbir bina olmayan terk edilmiş bir eve götürdü. Burada onu boğdu, vücudunu parçalara ayırdı ve parçaların bir bölümünü kaldı pansiyona getirdi. Burada kızın etini, havucu, soğanı ve jambon dilimleri tam bir yamyam yağı şeklinde pişirdi. Bundan sonra 9 günü odasından çıkmadan bu iğrenç yemeği yiyip devamlı mastürbasyon yaparak geçirdi. Sonraki yıllarda yakalanamadı. Ancak Grace Watt olayını kendi bireysel harçlı şefine dönüştüren William King ismindeki bir New York City dedektifi onu inatla arıyordu. Buna rağmen Fish kaçmayı başarabildi. Tabii kendi içindeki şeytana baş başa çıkabilseydi. 1934'te Bayan Bada bugüne dek yazılmış en hastalıklı mektuplardan biri olan bir mektup göndermeye kendini mecbur hissetti. Ve King bu mektup sonrasında Fish'i yakaladı. Fish tutuklandığında yetkililer ellerinde tasavvur edilemez çapkınlıkta bir suçlu olduğunu hemen anladılar. Bu adam bütün ömrünü hem başkasına hem de kendisine acı vererek geçirdi. Diğer birçok seri katil gibi Fish de bir din manyağıydı ve günahların cezası olarak kendisine çok daha işkenceler yapmıştı. Deri kayışlarla ve her yerinden çiviler fırlatıp sopalarla kendisini dövmek, kendi dışkısını yemek, kasıklarına dikiş iğneleri sokmak gibi. Yaraladı ve öldürdüğü çocuklar onun kaçık zihnine Tanrı'ya verilen kurbanlardı. Savunma makamı tarafından Fish muayene etmesi için çağrılan New York'un ünlü psikiyatri Dr. Frederick Wertham, ihtiyar adamın bilinen her türlü cinsel sapkınlığa sahip olmasının yanında bugüne değin kimsenin taşımadığı anormallikler taşımıştır, dedi. Acayip zevklerinin arasında idrar yoluna gül sapı sokmak dahi vardı. Hapishanede çekilen leğen bölgüsü röntgeninde mesanesi etrafındaki alana sokulmuş 29 iğne bulunmuştu. 1935'teki duruşmada jüri onun deli olduğuna karar vermiş olmasına rağmen yine de elektrik sandalyede idam edilmesi gerektiğini inandı. İdam kararının açıklanmasından sonra elektrik sandalyede ölmek ne de büyük bir zevk olacak. Bu tadacağım en büyük zevk. Şimdiye kadar tatmadığım bir zevk demiştir. 16 Ocak 1936'da 65 yaşında elektrik sandalyede idam edilmiş ve en yaşlı insan olarak kayıtlara geçmiştir. Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter tiplemesi ondan esinlenerek yaratılmıştır.